Orada toteme yakalandı. Zergsting şimdi buz yanının birinci yükü, ikinci yük geldi. Zergsting kapı gibi yeteneğini kullanarak Korps'tan gelen hasarı engellemeye çalışıyor. Darkseid'i sersemletmeyi başardı Korps. Zergsting üzerinde büyük bir hasar var. Sıçra yeterli olmadı. İki çok skor birden. 2'de 2 yapan Lucian. Paden yine iyi başladı oyuna. Fakat orada bir skor çıkar mı? Şimdi 500 cana kadar indi. Orada çarpı atmayı başaran yanılmıyorsam Four oldu. Ve mavi güçlendirmeyi aldı. Yalnız şimdi infaz geliyor. Yoğumusuyla beraber orada Paden. Arka taraftan girebilecek mi içeri? Korps'tan sıçrayla beraber Cosmic Bar. Zergsting'i düşürmeyi başarıyorlar. Diğer taraftan yalnız Darlik de düştü. Şimdi Bartolucci'si orada kime çarpmış? Kimseye çarpmamış gibi görünüyor. O skorda birebir ve devam edecekler acaba? Hios'un üzerine doğru gidiyor. Ama React orada yakalayamayınca Irelia'yı bir anda skoru veren taraf Bart'la beraber Korps oluyor ve Aurora aslında dezavantajlı başladı çatışmada. İki skor çıkarmaya başarıyor. Karşısında sadece Zergsting'i kaybetti. Burada kesinlikle Irelia'nın da çok fazla önde olmasının etkisi vardı. Kullanıyor yalnız. Crystal yine kötü pozisyonda yakalandı. Örümcek inişinden sonra inebileceği bir yer var mı? İnebileceği bir yer yok. Yine sıçra örümcek iniş kombosu yaptı ve yine kurtulmayı başardı bu arada. Four orada sıçrasını kullanarak çıkmaya çalışacak. Bart'tan bir ulti geldi ama Four'un oradaki ultisinden iyileştirmeyi almasını engelledi. Her halükarda çok fazla bir değişiklik olmayacaktı. Şimdi yalnız infaz geliyor. İnfaz orada yeterli hasar verecek mi? Oldukça büyük bir hasar verdi. Reaktor'da skor çıkarabilecek mi? Hios son anda kaçmayı başardı. Neme'yi engelleyecekler. Zergsting orada aniden belirdi orada. Takım arkadaşının başına bir şey gelmesini engellemeye çalışıyor. Korps'tan ulti geldi ama işte isabet dalgası geri dönüş hasarını çok daha ciddi bir şekilde Aurora'nın üzerine bıraktı. Şimdi Zergsting'den sıçrayla beraber ulti geliyor. Korps kötü pozisyonda ama Paden orada Zergsting'i öldürmeyi başardı. Korps düşecek gibi görünüyor. Ultiden çıktı Korps. Korps ultiden çıkınca skoru vermesi kaçınılmaz oldu. Darlik'in başı dertte. Darlik de düşecek. Şimdi Evenio hasar vermeye devam ediyor. 2'ye 1'lik bir değişim var burada. Destek ve skorlar oyuncusunu kaybeden Kriv'in karşısında Aurora sadece desteğini kaybetti. Irelia ve Crystal'ın canlarına dikkatini çekmek istiyorum. Gerçekten ucu ucuna çıktılar diyebiliriz. Özellikle Irelia. Aa rakibe vuralım diye. Ama Braum'dan yine bu arada sıçrasını almayı başardılar. Şimdi yalnız kötü pozisyonda kalacak mı acaba? Crystal'dan bir koza gelir mi? Crystal'a gerek yok. Hios orada. Lucian tek başına kalınca bu kadar beslenmiş bile olsa bir şey fark etmiyor. Evenia'dan agresif bir orada. Sıçra geliyor. Four ultisinin içerisinde ama çok fark edecek gibi görünmüyor. Kime gidecek skor onu konuşalım. Darkseid orada skoru almayı başardı ve seriye bağladı. Şimdi Crystal hiç onlarla işi yok. Tanklarla işi yok. Crystal'ın Baron'a gidecekler. Ya oyuna mal oldu demek için biraz erken. Şimdi Darkseid içeride yakalanacak ama Darkseid tabii oradan çıkmayı çok rahat başarıyor. Zehir geçişiyle beraber. Şimdi Braum'da ulti geliyor. React kötü pozisyonda. Kindred orada ultisini kullandı. React içinde kalmaya çalışıyor ama Evenio rakip saflarının içinde. React orada yumurtaya dönüştü. First score da gelecek. React'in yumurtası da paramparça oluyor. Menemen oldu adeta orada. İnhibitor, ikinci inhibitor da gelecek ve bu sefer oyunun gerçekten bittiğini göreceğiz gibi.